arkadaşlar, ben Lifluk ve bugün bir soru cevap vlogu yine karşınızdayım. Şimdi yine bu vlogda ben burada konuşacağım, siz orada dinleyeceksiniz. Yani isterseniz istemeyenler videoyu kapatacak. Neyse, bugün soruları okuyacağım. Yine sizin buraya, ben sizin Facebook'ta sorduğunuz soruları ben durum attığım için okuyacağım, tamam mı? Durum attığım için okumayacağım, ben durumu attığım için siz soru sordunuz, ben de onları okuyacağım. Sonunda girişemebildim. Neyse, şimdi ilk başta yine her zamanki bizim soru cevap vlogu kronolojisi olarak ben ilk başta birazcık konuşacağım. Sorulara geçeceğiz ve kapanış. Şimdi konuşuyorum. Anlatacağım size birkaç şey. Şimdi ilk başta okul durumum şöyle oldu. Açık üniversiteye, yani Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne yazılacağım. Açık öğretime yazılacağım. Ön kaydımı tamamladım. Abi 200 lira para istiyorlar. 200 lira sadece kayıt için. 200 lira sadece onun kaydına vereceğim. Cidden bir de çok böyle zor işlemler. Yani kayıt, ön kayıttır, ön kayıttır, acayip uğraştırdı beni. Kendim videolarda kullandığım bir tane fotoğrafımı koydum zaten oraya. Şu muydu? Şöyle bir tane durduğum bir fotoğrafım var. Onu koydum kayıt olma şeyini. Umarım benden daha fazlasını istemezler çünkü sonuçta hani webcam'le çektim ben onu. Her neyse, okul durumu böyle ve şu an hani evde tek başımayım, yalnızım. Açıkçası bu aralar psikolojik olarak birazcık kötüyüm, tamam mı? Zaten ne zaman düzgün oldum ki diye soranlar olursa da bundan bir sene önceye kadar falan düzgündüm. Sonradan psikolojik sorunlarım çıktı. Hani ben manyak değilim, deli değilim ama hani diyecekler şimdi, aha manyak kafayı yemiş falan filan, öyle değil. şöyle psikolojik sorunlarım var. Yani kendi açımdan en azından bunalıyorum arkadaşlar. Her şeyden bunalıyorum. Mesela şu an oturduğum yerden sıkıldım bile. Yani cidden şurada oturduğum yerden sıkıldım. Kafamı dağıtmak için böyle işe yarayan 3-4 tane şey var. Bunlardan biri video çekmek. Çünkü şu kamera açıldığında, ben şu düğmeye bastığım zaman hani böyle bir rahatlama çöküyor. Hani özellikle vloglarda hani bu kadar rahat ben dışarıda hareket edemiyorum yani, tamam mı? Vloglarda böyle bu kadar rahat, bu kadar samimi, en azından karşımda böyle binlerce kişinin olduğunu bilmeme rağmen çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum böyle hani rahat bir şekilde en azından oturuyorum. Bu beni rahatlatıyor, cidden çok rahatlatıyor. Video çekebilmek. Oyunlarda da aynı şekilde, hani sadece vloglarda değil. ama ciddi anlamda bu aralar birazcık sıkışığım. Yani para durumundan dolayı değil. Sıkışık olmak. Yani bilmiyorum, bir şekilde böyle bir mutlu olmayı başaramıyorum açıkçası. Şimdi kendi problemlerini burada sizin kafanıza şişirmek istemiyorum ama sonuçta bir vlog, hani ben anlatacağım, siz isterseniz dinleyeceksiniz. İşte yani bir şekilde böyle mutlu olmayı başaramıyorum çünkü cidden şu son senedir her şey üst üste geliyormuş gibi oluyor benim için. Bütün problemler sanki böyle sadece bana özel, hani Doğukan Allah belanı versin al bunların hepsi senin problemin dermişçesine böyle üstüme, açıkçası bu aralar çok fazla mutlu değilim. Ha, bunu elimden geldiğince sizlere yansıtmamaya çalışıyorum. Mikrofon sesi kısıkmış, ayrıca onu da açtım. Sizlere yansıtmamaya çalışıyorum çünkü hani dediğim gibi bu düğmeye bastıktan sonra bir rahatlama geliyor. Hani bir, hani her şeyden uzaklaşıyorum ve artık arada sadece ben ve sizler varsınız. Bu olayın en güzel kısmı zaten. Video çekmeyi cidden çok seviyorum. Hani bu işten para da kazanıyorum. Şimdi hani biliyorsunuz artık hani eskiden insanlar, ya YouTuber'lar şöyle derdi. Biz bu işten para kazanmıyoruz deyip geçiştirir giderdi izleyicilerini. Hani herkes biliyor YouTube'dan para kazanılıyor ama hani şu an para konusu, YouTube'dan para kazanmak benim için artık ikinci planda. Ben buraya hani ne bileyim rehabilitasyona geliyorum, rahatlamaya geliyorum. Burada sizinle konuşarak muhabbet ederek işte yorumlara falan cevap veriyorum. İşte insanlarla konuşmak ne bileyim hoşuma gidiyor. Ve benim için bir nevi rehabilitasyon oluyor bu. Ben olabildiğince doğallığımı koruyorum. Hani diğer insanlar gibi ne bileyim yapmacık olmaya çalışmıyorum. Yapmacık olmuyorum. Olamıyorum. Çünkü ben normalde de zaten böyle bir insanım. Her neyse, çok konuştum yine galiba. Çünkü 5 dakika falan konuştum. Videonun ilk 5 dakikası gitti zaten. Burayı geçenler falan var. Adam yazmış lan, ne çok konuşuyorsun ilk başlarda ya. Hadi sorulara geç de ismimizi oku diye. Neyse. Ayrıca anlatmak istediğim birkaç şey de var. Şu an o soruyu gördüm. Bir tane soru var.
Ve bu soru cidden benim hoşuma gitti. Metehan Köşkeroğlu sormuş. Vlog kanalı açacak mısın? Bir de adımı söyler misin diye. Söyledim ismini. Vlog kanalı açmayı düşünmüyorum. Fakat vloglara cidden çok düşmek istiyorum. Hani vlog çekmek istiyorum. Niye? Anlattım az önce. Burada kendimi rahat hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Çünkü adam akıllı son bir senedir böyle mutlu olamadım. İşte Gizem geldi. Bir ay kaldı. Bir ay sonra gitti. Bir ay ben mutluydum. İşte bir ay sonra tekrardan gitti. Üniversiteyi kazanamadım maalesef İzmir'de. Bir ay sonra gitti, yine içime bir sıkıntı çöktü. Batıkan geldi, 3 gün kaldı, yine mutluydum. Sonra Batıkan yine gitti. Öyle olunca yine bana böyle bitkinlik çöktü. Hani geceleri uyuyamıyorum. Sabahları da erken uyanıyorum. Erken uyanınca da ne bileyim böyle bir salaklık oluyor az uyuduğum için. Yani az uyuyan insan normalde daha böyle bir enerjik olur ama ben de böyle bir salaklık oluyor. Tembellik çöküyor üstüme. Büyük ihtimalle bulunduğum evden dolayı da olabilir. Çünkü şu sebeple burası kot altı. Yani kot dediğimiz şey bizim yola yani kot yoldur yani. Hani yol seviyesidir. Deniz seviyesi gibi. Kot hani yol seviyesidir. Normalde insan oturduğu binalar kot üstü olur. Benimki birazcık kot altı. Yani yol burada, benim pencerelerim şurada. Yani öyle düşünün. Zeminin de aşağısında. Ama evin içi çok güzel. Şimdi Allah var. Evin içi çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Fakat işte bu ne bileyim böyle bir basıklık var evin içinde. Evden dolayı mı oluyor? Bilmiyorum. Yalnızlıktan da olabilir yani. Bilemiyorum. Sonuçta Gizem geldi. Bir ay boyunca çok mutluyduk. Çok neşeliydik. Eğlendik, güldük. Sabahlara kadar o işte oyun oynadık. Gezdik, içtik, yedik, sıçtık. Ben sıçtım. her neyse. Böyle işte vlog kanalı açmayacağım, fakat şöyle bir şey düşündüm. Leaf Gaming'e her 2 günde bir yani bir gün oyun, bir gün vlog, bir gün oyun, bir gün vlog yani gelebilir. Kameram da var, alacağım, çekeceğim kendimi kardeş. Yani vlog yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi cidden kendimi çok rahatlamış hissediyorum ve bu rahatlığa benim gün içinde çoğu zaman ihtiyacım var. İhtiyacım olduğu için de işte günlük vloglar yapmakta ihtiyacımı giderecek gibi görüyorum. Hani bunu sakın yanlış anlamayın. Gidip işte ne bileyim Ekin Soyak çekiyordu öyle vloglar. Gidip de işte yok Ekin Soyak'a özendi, yok işte şuna özendi, yok buna özendi falan filan demeyin. Benim konum cidden kendimle ilgili. Hani ben daha fazla izlensin, daha fazla para kazanayım muhabbetinde değilim, merak etmeyin. Öyle olsa zaten ben günde 3 tane video, 3 tane 4 tane video atardım yani. Çünkü bir tane video atıyorum mesela 20 bin kişi izliyor, 30 bin kişi izliyor. Ben günde o 3 tane video atsam 30 binden 120 bin sadece bir tek günde yani alırım. Eski videoların da izlenmesi. Mesela günlük ben 300-500 bin izlenirim. Yani günde 3-4 tane video da atabilirim. 305 yani günlük 500-600 bin izlenmek de yani. Hani aylık bana getirirse en az 6-7 milyar olur. 6-7 bin lira olur, eski parayla konuşmuyorum. İnternetim yetmiyor diyorum. İnternetim yetmiyor ama ben kendimi zorlarsam yettiririm yani. Ben bütün gün sadece video çekersem, bütün gün sadece yükleme yaparsam bunu yettirebilirim. Fakat hani benim amacım cidden parada veya izlenmede falan filan değil. Benim amacım şu an rahatlamak. Rahatladığım zaman zaten videolar daha akıcı gelecek. Merak etmeyin. Her neyse, şimdi sorulara geçiyoruz çünkü 10 dakika konuştum yine batırdım ben. Çok konuşuyordum ya, kusura bakmayın da. Hani cidden anlatmaya ihtiyacı duyuyorum ya. Konuşacak adam yok çünkü. Yani tek başıma kalıyorum evde. En yakın arkadaşlarım bir tanesi işte ben Buca'da oturuyorum. Bir tanesi Kemer'de. Diğeri Gaziemir'de, Bayraklı'da, Karşıyaka'da. Buca'nın anasının şeyinde başka bir yerinde, Tınaztepe'de falan. Hani onlarla her gün buluşamıyoruz. Böyle yani. Yarın da ayrıca ilk böyle vlog çekimlerine başlayacağım, haberiniz olsun. Yani dışarı falan çıkarım en azından, vlog çekmek bahanesiyle dışarı falan sosyalleşirim, bir şeyler olur. Neyse abi, başlıyorum ben şimdi sorulara. Çünkü cidden daha da fazla konuştum. Az önce 10 dakikaydım, şimdi yine 10 dakika, 10 dakika geçmedi de 8,5 dakika falan. Neyse abi, Sarp sormuş, bizim Sarp. Family'de en havalı Sarp değil mi demiş. Değil, benim. Tamam mı? Ben daha havalıyım senden. Bunu kabul edelim lütfen. Sadullah, YouTube'dan kazanılan para haram mı? Yani şimdi ben dindar bir insan değilim. Öyle çok hani dinden anlayan bir insan da değilim. Haram mıdır değil midir pek emin değilim. Fakat ama bunun sonucunda bir emek var. Yani para kazanmak için bir emek harcıyoruz. Biz burada hani
Siz 20 dakikalık video izliyorsunuz. Sanıyor musunuz 20 dakika çekiliyor böyle? 20 dakika çekiliyor, tamam işte hadi izleyin. Öyle değil o. 20 dakikalık video en az 3 saat 4 saat emek istiyor. Günde bir video atmaya kalktığımız zaman biz yine bir günde 3-4 saatimizi sadece bu işe ayırıyoruz ki daha da fazlasını ayırıyoruz. Hani sadece bu video için. İşte video thumbnail'ları var bunun. İşte etiket yazmaları var, başlık yazmalarıdır, şudur, budur, odur, şudur. İşte yok paylaşmalarıdır. Farklı farklı anlaşmalardır, şirketlerle konuşmalardır falan filan. Bunlar bir emek, bence kazanılan para haram değildir yani. Yani normal bir paradır yani. Mesela sizin babanız, ne bileyim, ben kendi babamdan örnek vereyim. Benim babam, dükkanımız var bizim. Bir tane elektrik elektronik üzerine bir dükkanımız var. Adam her gün oraya gidiyor. 8 saatini oraya ayırıyor ve para kazanıyor. 8 saat emek harcıyor orada, çalışıyor. Hani biz de burada emeğimizi harcıyoruz, saatlerimizi harcıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Bence haram değildir. Vlog kanalı açacak mısın? Bak, ikinci soru. Yani bunu demek ki birden fazla kişi istiyor. Dediğim gibi bu kanalda paylaşırım. Çok ihtiyaç olursa belki vlog kanalı açarım. Kaç vlog oldu artık? İsmimi söyler misin? Sadullah soyadı yok. Esercan Kavak, vlog çok hoşdur ama banana yapmış. Tamam. Ali Aylan, ailenin YouTuber olduğunu nasıl karşılıyor? Bu nasıl Türkçe? Ailenin YouTuber olduğunu nasıl karşılıyor? Hani ailem YouTuber, ben değilim. Ben onları karşılıyorum böyle. Hoş geldiniz, gelin gelin. Düzeltiyorum. Yani doğrusu şudur herhalde. YouTuber olduğunu ailen nasıl karşılıyor? Normal bir şekilde karşılıyorlar. Sonuçta hani babam çünkü bana diyordu işte işe gir, çalış falan filan diye. Çalışıyorum. Cidden hani çalışmak gerekiyor. Ciddiye alınacak bir iş aslında. Çalışıyorum. İşe girdim sayılır. Sigortam yok, yol yok, para yok, şey yok. Yemek yok ama olsun yani. En azından kendime bakacak kadar para kazanıyorum yani. Yani kiralık bir eve çıktım. Yani bir dairem var. İşte bir sürü giderim var. Kredi kartı, telefon faturası, elektrik, su, cart, curt, yeme, içme falan filan. Bunların hepsini ben karşılıyorum. Ben çünkü babamdan en son para aldım, harçlık aldım da lise 2'ye gidiyordum. Lise 2'den sonra artık hani para almamaya başladım. Doğukan abi Batıkan'da olsa vlogta demiş. Maalesef yok. Bengüsü sormuş. Abi vlog çekecek misin? Onun için kanal açacak mısın? 3 oldu. Muammer Gülüm. Olabilir, belki kanal açabilirim. Şimdi Leafin'le RPG'yi açtım, ona daha video çekemedim. Başlayamadım çünkü işte bu koşuşturmalar var. Açık öğretim, işte okula yazılmalar falan filan, onlarla uğraşıyorum. Programa bakayım, belki çekebilirim ona da şey olarak. Neyse, yaparız bir şeyler ya, önemli değil. Kanal açabilirim ama dediğim gibi bir gün oyun bir gün vlog. Bir gün oyun bir gün vlog da yapabilirim. Muammer Gülüm sormuş. Gizem ablayla vlog çekecek misin? Gizem şu an Mersin'de olduğu için çekemiyorum. Batıkan ve Gizem abla vlog çek. Maalesef işte Gizem yok. Abi Gizem ablayla video çek. Abi 5 vlog dur yazıyorum, cevaplamıyorsun. Evde tek mi yaşıyorsun? Evet, evde tek yaşıyorum. Berkant Demiral sormuş. Evde tek başıma yaşıyorum ve cidden çok zor, özellikle bir erkek için. Temizlik yapmak nedir? Yemek yapmak nedir? Allah aşkına. Kurtarın beni. Abi cidden çok zor. Ayrı eve çıkmak, bakın. Size şöyle söyleyeyim. Yani böyle nişanlanana kadar, evlenene kadar falan filan, ya da ne bileyim, kız arkadaşınızla ayrı eve çıkana kadar eve çıkmayı düşünmeyin abi. Anne yemeği denilen bir şey var. Bu gece gidiyorum, ailemin yanına gideceğim. Cidden en çok özlediğim şey yani annemin yemekleri yani, cidden hani aynı şehirde kalsak bile yani artık üstüme kendi bir sorumluluğumu aldım sonuçta. Kendime bakmakla yükümlüyüm ben. İşte evin faturalarını ödemekle yükümlüyüm, kirasını ödemekle yükümlüyüm, çalışmak zorundayım. O şu zart zurt. Üstüne bir de yemek yapıyorum, temizlik, ütü. Ay çok zor şeyler lan bunlar. Zor. Tek başına işleyince daha da zor abi. Ortak bir şey yok çünkü. 4 oldu. İstikbal kayı. Abi vlog tarzı videolar çekeceğim, bir kanal açacak mısın? Ve Lif Gaming Mama kapandı mı? Neden YouTuber olmak istedin? Yanlış anlama merak ettiğim için soruyorum. Sordum. Yunus Durgut Alp. Ya bunu yanlış anlayacak bir şey yok. Güzel bir soru sormuşsun. Neden YouTuber olmak istedin? Benim amacım YouTuber olmak değildi aslında. Benim amacım hani meslek olarak mesela bilgisayar destekli makine ressamı olmak istiyordum ben.
Elim birazcık çizime yatkındır. Ama yani sonuçta bunun makine ressamla hiçbir alakası yok. Çünkü orada tamamen bilgisayar üzerinden çizim yapıyorsunuz. Şimdi YouTuber'lığı buradan meslek olarak ele alırsak. Amacım YouTuber olmak değildi. Benim amacım işte egeleminecraft.com'da ben görmüştüm işte birilerinin videolarını falan eskilerden böyle. Dedim ki ya ben de video çekeyim. Yani ne olacak bakalım, hani insanlar izliyor, güzel yorumlar falan var. İşte süpersin, güzel oynuyorsun. Şu bölümde şöyle yap falan. Dedim daha çok insanla tanışmış olurum. Arkadaşım olur böyle. Çünkü o zamanlar cidden asosyaldim. Yani sadece... Şimdi konuşmayayım, güzel kızar. Evet. Anladınız siz. Erkekler anladı. neyse işte. Gizem inşallah izlemez bu videoyu. Asosyaldim derken hani asosyal değildim aslında. Ya sadece sanal ortamda arkadaşım yoktu. Gerçekte çok fazla arkadaşım vardı. ben bu soruyu atlıyorum abi. Batıracağım. Ayrı vlog kanalı açsam 5 oldu. Vlog kanalı açacak mısın? Bir de benim adım abi. Hüseyin Arım 6 oldu. Abi ben benim vlog kanalım var. Sence sakallı mı sakalsız mı? Anlamadım. Nasıl YouTuber oldun? Bak böyle duruyordum, tamam mı? Sonra böyle bir anda öyle dırınt 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 dırınt. Ya espri yapacağız bir daha. Dırınt böyle duruyordum, tamam mı? Dırınt. Merhaba arkadaşlar, ben Lifluk ve bugün sizlerle bilmem ne oynayacağız olarak böyle bir anda geldi. Kulaklığı takınca daha yakışıklı oluyorum ayrıca. Abi vlog kanalı açsan 7 oldu. Vlog kanalı açacak mısın? 8 oldu. Neden hep vlog? Eksi 1 oldu bu da, düşürdü. 7 oldu. Vlog kanalı açacak mısın? İnşallah benim soruma cevap versin. Abi sen Viyana'da gidip vlog çeker misin? Ben İzmir'de yaşıyordum, Viyana'dan çok uzak ya. Vlog kanalı açmayı düşündün mü? Onu geçti artık. Vlog 11. Kaç yaşında YouTube'a başladın ve kaç vlog oldu? Bir cevap var artık, amına koyayım yazmış. Muhammed Mustafa Aydemir. Kaç yaşında başladın? 3 sene önce başladım. 16 yaşında başladım. 3 sorun var. 1. Videolar neden bu kadar yavaş geliyor? Mu? Günde bir tane video atıyorum. Yavaş mı? Lütfen. Lütfen Allahsızlık yapmayalım. Lütfen. İnsan olalım lütfen. 2. Gizem mi Batıkan mı sence? Bir seçim hakkım var. İkisi birlikte diyemezsin. Böyle bir soru sorulamaz. Çünkü ikisinde hani kalbimde cidden ayrı yerleri var. Hani aile farklıdır. Kız arkadaş farklıdır. Yani biz tabii artık kız arkadaşın ötesindeyiz yani. Ben değil o kız arkadaş. Ben erkek arkadaş oluyorum. Bizim olayımız ciddi açıkçası. Tamam, bunu size artık söyleyeyim. Biz Gizem'le cidden ciddi düşünüyoruz. Ciddi düşünmenin anlamını bilirsiniz. Hani ileride evleneceğiz. Yani bu. Ya çünkü artık 19 yaşındayım. Benim babam 24 yaşında evlenmiş. Ya benden 5 yaş büyükmüş evlendiğinde. Ona göre hesap yapın. Ciddi düşünüyoruz. İşte zaten bir sene oldu Gizem'le çıkalı. Bir senedir çıkıyoruz ve ona bir yüzük aldım. takıyor şu anda yüzüğü. Yani işler ciddi. Ben size öyle diyeyim. O yüzden hani Batıkan'la Gizem'i karşılaştırmak çok saçma, en azından benim için. Siz karşılaştırabilirsiniz fakat hani olayın ortasında ben olduğum için ben karşılaştıramam, çünkü ikisinde ayrı yeri var ciddi anlamda. Hani sevgimi bölemiyorum. Hepsini bir araya toplayıp bütün sevgimi böyle bütün sevdiklerime veriyorum. Böyle hani bölmüyorum yani. Hani sevgi şu olarak düşünün, tamam mı? Bunu böyle bölersin, iki tane olur. İşte bir tanesi Batıkan'a, bir tanesi Gizem'e olur. Yok. Mesela bu Batıkan, bu Gizem böyle. İşte annem, babam, işte sevdiklerim, arkadaşlarım, dedemler falan filan. Bunların hepsini böyle bir araya topluyorum. Buradan bir koyuyorum böyle şeyi, sevgiyi böyle. Hepsi şey oluyor böyle. Doğukan bizi seviyor. Oluyorlar böyle. Bütün süper güçlere sahip olsun, yapmak istediğin ilk şey ne olurdu? Abi biz banka soyardım, bak şerefsizim ki banka soyardım ya. Bütün süper güçler var nasıl? Kim bulacak? Adımı söylersen sevinirim. Selman Fruncu. Abi vlog kanalı açar mısın? Kazandığı paralarla video çekiyor Allah be. Tamam yapmayacağım. Abi en çok sevdiğin online oyun ne, ismini söylersen sevinirim. Online oyun benim en çok sevdiğim LoL'dür büyük ihtimalle. Şimdi yazacaklar. Aa velet LOL oynuyor. Bunu yazacak adamlar da 14 yaşında. Ben 19 yaşındayım. Ayık olun. abi hayatında en çok ağladığın ve en çok sevindiren durumlar neydi? Bir de Batıkan'a daha çok video çekebilir misin? Söylersen sevinirim. En çok ağladığım durum
Babaannemin vefat ettiği gündü. Ve onun ardından gelen yaklaşık 2-3 aylık zaman. Cidden bende çok büyük bir etkisi oldu. Şu an bile aklıma geldi. Hani ya babaannemi ben arkadaşlar cidden çok seviyordum. Ben 8 yaşındayken kaybettik babaannemi. En çok üzüldüm, en çok ağladım. Travmaydı herhalde yani. Babaannemin vefat edişiydi. Çünkü ben hani çok aşırı seviyordum yani. Hani benim için ikinci bir anne gibiydi yani babaannem. Çünkü 8 yaşına kadar benim hani hayatım cidden orada geçti. Hani babaannemlerde geçti. Ben hatırlıyorum, babam beni babaannemlere götürsün diye evde kaç kere ağlardım, tızırlardım, böyle vazoları falan kırardım. Sırf dedemlere, yani babaannemlere gidebilmek için. Çok iyiydi. Az tanıdım babaannemi. Sonuçta 8 yaşındaydım ya, buna 11 sene önce. 11 sene önce işte, sonra vefat etti. Bu yani. Daha fazla da konuşmayayım, yoksa ben kötü oldum cidden. En çok sevindiğim durumlar da şeydi. Ya. Siktir sevindiğim noktayı. Neyse arkadaşlar ya. Dediğim gibi tekrardan söyleyeyim ben. Vlog kanalı açabilirim. Açmayabilirim. Çok fazla istek olmuş ama burada 1000'in üstünde yorum var. Ve bunlardan sanıyorum ki en az 100-200 tanesi vlog kanalı açar mısın lafı geçiyor. Vlog kanalı açabilirim. Açarsam da duyurusunu yaparım. Açmazsam da işte bir gün oyun, bir gün vlog, bir gün oyun, bir gün vlog videoları gelir. Lifflemek 35'te. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.